Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görüntülü diyafon nasıl çalışır, bağlantısı nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar binanın dış yüzeyine takacağımız şifreli görüntülü diyafon panelimiz. Daire içerisine montajını yapacağımız kapıdan geleni zil çaldığında görebileceğimiz dairenin içerisine takacağımız diyafon şubesi arkadaşlar. İçerisinden çıkan arkasına takacağımız bağlantı kablosu ve soketi ve bir de çerçevemiz var arkadaşlar. İstenilen renkte çerçeve var. Bu çerçeve çok kolay bir şekilde ön paneline getirilerek şöyle takılabiliyor. Ve bu sistemin çalışması için gerekli olan 220 volt girişli ve eksi artı yani DC 24 volt çıkışlı adaptörümüz var arkadaşlar. Yine bu ekipmanın bağlantısı için bize DT8 dediğimiz yani içerisinde 8 adet farklı renk bulunan yumuşak telli, çok telli bir kablomuz var arkadaşlar. Piyasada DT8 diyafon kablosu olarak da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda tamamen çalışır vaziyette tüm detaylarına kadar anlatmaya çalışacağım ve bu anlatacağım konu başlı başına bir meslek dalıdır arkadaşlar. O yüzden meslek liselerinde ve teknik liselerinde okuyan arkadaşlarım özellikle iyi izlesin ve iyi dinlesin. Öncelikle şöyle bir plan yapalım arkadaşlar. Şurası binamızın girişi olsun. Şurası bizim dairemiz olsun. Ve burası da bizim panomuz olsun arkadaşlar. Şöyle arkasını çevirdiğimizde bunu daire içerisindeki çelik kapımızın sağına veya soluna neresi müsaitse montajını yapmak üzere şöyle ayıralım. Panelimizin arkasında şu şekilde bir soket çıkıyor. Şu turuncuyla kahverengiyi ayırıyoruz. Kırmızı, mavi, beyaz, yeşil, sarı, pembe, gri ve siyah renklerimiz bizim 8 adet DT8 diyafon kablosuna bağlanacak renklerimiz. Turuncu ve kahverengi ise kapı önü yani daire kapısının önünde geldiğimiz zaman butona bastığımızda çalacak devresi bu arkadaşlar. Şimdi bağlayınca daha iyi anlayacağız. Bu panelimizin çalışması için DT8 kablomuzun buraya gelmesi yeterli demiştik arkadaşlar. O yüzden ben videoda göstermek için şöyle şurası daire diyorum. Adaptörümüzün olduğu yerde binanın panosu diyorum arkadaşlar. Şöyle kısa bir mesafe yapalım ve keselim. Burası dış panel demiştik. Binanın dışı demiştik arkadaşlar. Bunun hemen arkasını çevirelim. Yine burada görmüş olduğunuz gibi soket var. Şöyle. Yine burada da DT8 kablosu çekilmesi gerekiyor. Bu soketimize bağlantımızı yapmamız gerekiyor panoda. Şöyle yapalım. Hemen panomuzdan binamızın dışına bir DT8 kablo çekelim ve bunu da bu mesafeden keselim arkadaşlar. Panelimizin arka yüzeyini çevirdiğimizde o soketin yani şu sökmüş olduğumuz soketin şubelere gittiği zaten yazıyor arkadaşlar. Soketimizin hemen sol tarafında bir potansiyometre var arkadaşlar. Bu potansiyometrede hoparlör ses ayarını konuşma yaparken buradan çıkacak sesi kısıp açabiliyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada iki tane kahverengi kablo çıkıyor. Bu kablolar ise kapı otomatiğimize götürüyoruz arkadaşlar. Yani daireden bastığımız anda kapı otomatiğine bu kablolar sayesinde kapının dilini, mandalını attırıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ön panelin yüzeyinden de
dairelerin zillerini çalabiliyoruz. Ve şifreyle de bina giriş kapımızı açabiliyoruz arkadaşlar. Bütün işlemi gören aslında şuradaki elektronik kısım arkadaşlar. Şimdi önce montajını yapalım, çalıştıralım ve daha sonra biraz daha bilgi vereyim. Evet arkadaşlar, öncelikle dairemize DT8 bir ucunda panomuza çekmiştik. Şimdi dairemize giden, yani şu DT8 ile şu soketi rengi rengine bağlıyoruz arkadaşlar. Sekiz adet ısıtınca daralan makaron kestim ve kablolarımızdan şöyle geçirelim. Arkadaşlar bunun yerine bant da kullanabilirsiniz. Ben bant kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Bant yapışkan olduğu için, bakırımız da çok telli olduğu için o yapışkan ıslaklığı zamanla bakırımızı oksitlendiriyor. Çok telli ve ince olduğu için. Genelde makaron daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Fabrikadan zaten soyulmuş geliyor arkadaşlar. Bize düşen sadece kılıfını çıkarmak. Evet, DT8'imizin de aynı boyda uçlarını açalım. Ve dediğim gibi arkadaşlar rengi rengine bağlamaya başlayalım. Kırmızıdan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet kablo kaldı geriye. Onlar da az önce söylediğim gibi turuncu ve kahverengi, daire önündeki lid anahtarına, yani bastığımız zaman zili çalacak anahtara gidecek. Şimdi bunları ısıtalım. Görmüş olduğunuz gibi çok sade ve şık görünecek. Evet arkadaşlar, makaronla da ısıtarak, makaronları da ısıtarak görmüş olduğunuz gibi ek yerlerimizi de yaptık. Şimdi şöyle dairenin içerisine takılacak şubemizin soketini bu şekilde takıyoruz. Dairemizden panomuza inen kablomuzun uçlarını da yine açalım. Görmüş olduğunuz gibi sadece DT8 yeterli olacak. Evet arkadaşlar, şimdi panomuzdan binamızın dışındaki zil paneline de yine DT8 kablo çekeceğiz demiştik. Şimdi bu kablomuzun ucunu da açalım. Bina dışımızdaki panelin arkasındaki soket şuydu. Yine bunu da rengi rengine bağlayalım. Az önceki gibi makaronlayalım. Daha sonra pano bağlantısını yapalım ve kodlamaları gösterelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi soket bağlantımız da hazır. Yine makaronlarını yaptık, tertemiz. Dış panelimizin şubelere giden soketini takıyoruz ve bunu panoya çekmiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra 220 volt girişli 24 volt artı x'li DC çıkışlı adaptörümüz var. Önce buna L ve N yazan yerden faz ve nötrümüzü girelim. Yani 220 vereceğiz. Şu şekilde fişe takacağız. 220 volt. Artılar burada, eksiler burada arkadaşlar. Daire içerisindeki şubeden gelen DT8 kablomuzun uçlarını açalım. Bina dışındaki bulunan dış panelimizden de gelen DT8 kablolarımızın uçlarını da açalım. Burada kırmızı ve mavi kablomuz artı olacak. Şöyle ayıralım. Yeşil ve beyaz kablomuz eksi olacak arkadaşlar. Yine daireden gelen DT8'imizin de kırmızı ve mavi kabloları artı yeşil ve beyaz kabloları eksi olacak. Bunları, yeşil ve beyazları birleştirelim. Hem daireden gelen hem de dış panelden gelen, panoda birleştirdik arkadaşlar uçları. Ve yeşil beyazımız eksi oldu. Mavileri ve kırmızıları da birleştirerek artı yapıyoruz. Diğer renkleri de arkadaşlar, sarıyı sarıya, pembeyi pembeye bağlıyoruz. Siyahı siyaha bağlıyoruz arkadaşlar. Rengi rengine bağlıyoruz. Uçlarını makaronluyoruz ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, yeşil beyazımız eksi, kırmızı mavimiz artı olmak üzere ve diğer uçları da rengi rengine bağladık. Kablomuz hazır. Adaptörümüzün artı ve eksisine bağlayalım. Kırmızı maviler artı, yeşil beyaz. Evet arkadaşlar, adaptör bağlantımızı da yaptıktan sonra dairemizin önündeki zil uçlarımız, zil buton uçlarımız demiştik. Onları da bağlantısını yapalım. Onu da şu şekilde hazırlayayım. Daha sonra kodlamamızı yapacağız. Daire kodlamamızı ve sistemimizi çalıştıracağız. Arkadaşlar, umarım beğenirsiniz ve faydalı olur. Dediğim gibi bu başlı başına bir meslektir. Bu meslekle uğraşan arkadaşlarımız özellikle iyi izlemeli, bilmeyen arkadaşlarımız. Tabi bilen arkadaşlarımız bu işi profesyonel bir şekilde yaptıklarına eminim. Evet. Dairemizin içindeki görüntülü diyafonumuz, dairemizin kapısının önündeki zil butonumuz ve binamızın dışındaki görmüş olduğunuz gibi zil panelimiz arkadaşlar. Binamızın dışına gelen vatandaş dairemizin zilini çalacak. Görüntülü diyafon sayesinde dairemizin içerisinde
görüntüyü alıp tanıyor isek otomatiğe basıp dış kapımızı açacağız arkadaşlar. Ve sesli konuşmamızı da yapacağız. Şimdi daire 2'ye bastığımızda çalmasını istiyoruz. Dairemizi 2 olarak kodlayacağız. Bunu yapmamız için de şöyle görmüş olduğunuz gibi ufak tırnaklar var panelimizin üzerinde. Bunu açarak panelimizin ön yüzeyini şu şekilde düşürüyoruz. Burada 1'den 8'e kadar kodlama butonu bulunmakta. Biz bunu daire 2'de zilin çalmasını istiyor isek şu 2'yi yukarı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu kodlama listesinde videonun altında linke vereceğim arkadaşlar. Diyelim ki daire 5 yapacağız. Daire 5 olarak kodlayacağız şubemizi. Şöyle 1 yukarı, 2 aşağıda kalıyor. 3'ü yukarı aldığımız zaman da daire 5 olarak kodlanmış oldu şu anda. Biz daire 5 olarak bunu kapatalım. Evet arkadaşlar, fişimizi taktık, enerjimizi verdik. Görmüş olduğunuz gibi bir dil sesi geldi. Bu dışarıdaki zil panelinden geldi arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim. Daire No yazın ve zil tuşuna basın diyor arkadaşlar. Şimdi biz daire numarası 5 olarak kodlamıştık. 5'e basıyorum ve zil tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıda ekran görüntüsü geldi. Tavandaki spotları gösteriyor şu anda. Biraz mesafe yakın olduğu için de yankı yapıyor ses. Bu sesten rahatsız olabilirsiniz. Şimdi buradan konuşuyorum. Ekrandan görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi daire 5'e kodlamıştık. Zil panelimiz çalıştı. Daire 5'in zilini çalmak için 5'e basıyorum ve ortadaki çan tuşuna basıyorum. Ve kapıdan gelen misafirimizi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 5'e bastım ve çan tuşuna bastım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kapıya gelen insanı buradan görüntülü olarak görebilirsiniz. Şu anda biraz yakın olduğu için birbirine mesafe bu sesi yapıyor ve normaldir. Şimdi panelimizin kapanmasını bekleyelim ve görmüş olduğunuz gibi belli bir saniye sonra kapandı. Daire önüne gelen vatandaş da yine dairenin önündeki butona basarak diyafonumuzun çalmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi daire önünden çalan zil sesi ile dışarıdan bastığımızda çalan zil sesi bir değil, farklı oluyor. Evet arkadaşlar, dijital zil panelinin bir diğer özelliği de cebinizde apartman kapısının anahtarı yoksa ve evde de kimse yoksa komşunuzu rahatsız etmeden yıldız yıldız şifreniz olan 1-2-3-4'ü girdiğinizde kapı açılıyor dediğinde röle, içerisindeki röle kapı otomatiğine 15 volt vererek kapı otomatiğinin çız diye açılmasını sağlayacaktır. Bu sayede anahtar aramadan ve komşularınızı da rahatsız etmeden dış kapıyı direkt açabilirsiniz. Genelde biz bu sistemi kurduktan sonra yıldız yıldız fabrika ayarlarında olan 1-2-3-4 şifresini değiştirerek farklı şifreler içerisinde yüklüyoruz ve müşteriye teslim ediyoruz ki bütün hırsızlar ve çoğu insan bunun şifrelerinin sabit olduğunu biliyor. Arkadaşlar, bu zil panelinde birçok özellik var. Reset ayarı var. Arkasında reset butonu var. Ben bugünkü videomda bunun bağlantı şeklini, görüntülü diyafon nasıl çalışır, montajı nasıl yapılır, bunları anlatmaya çalıştım. İsterseniz ileriki videolarımda da bu zil panelini ayrı bir video yaparak daha detaylı bir şekilde kullanıcı adı, daire sahibinin adı, işte soyadı, daire no'su, blok kodlama, kapı şifreleme, resetleme gibi birçok özelliği var bunun içerisinde. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve diğer videolarıma göz atarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Audio Bass Plus serisinin görüntülü diyafon çalışma prensibini, bağlantı şeklini gösterdik arkadaşlar. Yine sorularınız olursa, videoda unuttuğum, söylemediğim şeyler olabilir. O yüzden affınıza sığınıyorum. Yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bu ara işlerim çok yoğun.
Alelacele de video çekmek istemiyorum. Gerçekten videolarımız güzel olsun, eğitici, öğretici ve kaliteli olsun diye çaba gösteriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.